Oradan ama. Oraya bu koy. Koç depremiydi o. Değirmenönü köyünde 92 olup ağır hasar gördü. Devletimizden de Allah razı olsun. Buna acil el at. Karşı siyaset. Önlere gel. Yavaş yürü. Karşı siyaset. Cemal abi. Bu numara da Yok. Üç odadır. Mutfağı da... Hak sahipliği işlemleri, borçlandırma ve yer seçim işlemleri birbirini takip eden işlemler. Ancak bu süreçleri peş peşe yaptığınızda konutların başlaması daha geç olacağı için burada hepsini aynı anda başlattık. Hem hak sahipliği işlemleri yapılıyor, hem komisyon incelemesi yapılıyor, hem borçlandırma yapılıyor, hem de yer seçim ekiplerimiz köylerde de yer seçimlerini yapıyor. Yeni yapılacak konutların yer seçimlerini yapıyorlar. Yer seçimiyle ilgili öncelikle vatandaşın köylerde kendi yeri. Eğer kendi yeri ruhsata uygunsa orayı yapacağız. Kendi yeri ruhsata uygun değilse de köyün toplu alanlarından yerleri seçip orayı yapacağız. 265 adet köy konutunun ihalesi toplu konut idaresi tarafından yapıldı. Yer seçimini 18 köyde. Yer seçimini yaptığımız bu köylerden inşaatlarımıza başlandı. Bunlar çetik konstrüksiyon betonelme binalar. Duvarları betopan dediğimiz sıkıştırılmış betondan yapılan binalar şeklinde yapılmaya başlandı. Şu anda 18 köyde başladı. İnşaatlarımıza, hazırlıklarımız başladı. Diğer köylerle de ilgili yer seçimi çalışmaları devam ediyor. Yer seçimini tamamladığımız, hak sahipliklerini netleştirdiğimiz vatandaşların konutlarına da ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda tekrar başlayacak. Bu Elazığ için büyük bir afet. Biliyorsunuz yaklaşık 30 bine yakın hasarlı yapımız var. Bunların 20 bin tanesi ağır hasarlı. 7 bin tanesi köylerimizde ağır hasarlı afetse de. Süreç iyi gidiyor, hızlı gidiyor. Merkezde yapılan konutlarımızın yarısına yakın, 10 bine yakını ihalesi yapıldı ve hızla gidiyor. Yıl sonuna kadar büyük çoğunluğu teslim edilecek. Köylerde de aynı şekilde konutların bir kısmı teslim edilecek. Teslim edilemeyecek olanlarla da ilgili zaten biliyorsunuz köylere şartları uyanlara konteynerler yerleştirdik. İkametlerini sağlamak için. Şu anda bir problem yok. 24 Ocak'ta olan depremden köyümüz 400 hane olup 400 hanede 92 hane ağır hasar olmuştur. Bu ağır hasardan dolayı devletimiz burada 77 taneyi toplu alanda, diğer geriye kalanları da kendi mülklerinde olmak üzere yapımına başlamışlardır. Devletimizden Allah razı olsun. Temel atma köy içinde olan bu 6 önce bu 6 hanenin yapılacağı bu yerden başlanmıştır. Diğeri de bu üstümüzde olan bu yerde toplu alan başlayacaktır. Diğerlerinde kendi mülklerinde olmak üzere 92 hane yapılacaktır.